Merhabalar dostlar, Metin İki Bakcanımın 44. bölümüne hoş geldiniz. Videoya şöyle şurada bir giriş yapıyorum. Biraz şimdi konuşmamız gereken konular var. Videoya geçmeden önce yemek yiyip uyuyanlara, herhangi bir meşgal halinde beni izleyenlere keyifli seyirler diliyorum. İnşallah beğendiğiniz bir video olur. Ve buraya geçmeden önce hemen ufak bir duyuru yapıyorum. Kahraman set atılır arkadaşlar. Parça 25, sette 75 fondan atıyorum. Halihazırda kasmaktayım. Açıklamadaki Discord adresinden veyahut da akşam 9 civarından sonra oyundan EAD Nitti Savaşçıma PM atarak ulaşabilirsiniz. Şaman'a da PM atabilirsiniz. Şimdi konumuza gelelim. Olay burası. Şimdi birazcık buradan aşağı indiğimiz zaman bizim için önemli bölüm geliyor. Bu arada bir de videoların başlıkları hakkında spoiler olmasın diye yorumlar gördüm. Dümdüz mesela sallıyorum 13 Ocak keyifli bir gün. Yani örnek veriyorum. Böyle bir başlık atayım yoksa ben aynı şekilde devam mı edeyim? Bunu da sormak isterim. Şimdi şamana gelelim. Pet'le alakalı mevzumuz. Hemence şamandan ekranı veriyorum. Bizim şöyle bir petimiz var. Nerede? Çağıralım. Bu pet tip 1 ve şu anda 756 yaşında. 105'e kasacağız. Onda sıkıntı yok ama tip 1 başlangıcı da 1.0 HP ve 1.2 defans. Bunları ben eski videolarıma bakıp gördüm. Unutmuştum. Şimdi gelelim aynı yere. Burada bizim için önemli iki kriter var. Şu alan bir de daha önemlisi bu alan. Bu alan basit. Buradan bir hesaplama yapacağız ama şu anlık bizim sıkıntımız burası. Burada bazı bildiğimiz bilgiler var. Misal hani bu herkesin bildiği. Petiniz ölmeden belli bir yaşa uğraşmışsa %0.1 artar. HP'si, savunması vesaire. Yaşlanmadan kaynaklanan maksimum değer. Burası önemli bir kriter. %0.8. Bir de şöyle bir şey diyor. Senin petin var kardeşim. Çok güzel. 1000 gün beklettin. Atıyorum 60 level olduktan sonra ya da 105 diyelim. 105 oldu 30 günlükken misal. Ama sen 700 yaptın. Hiçbir etkisi yok diyor. Ta ki diyor Petersuna ile bir daha tip 6 getirmen lazım misal Türkçesi. Şimdi burada çok önemli bir kriter var. Şimdi şurada şu 4 sıra acayip önemli. Alttan başlayalım. Önemli yazandan. Başlangıç değerindeki X ondalık basamak petin hangi gün %0.1 alacağını belirler. Şimdi bizim arkadaş diyor ki 1.0 ya bunun başlangıcı. Yani bu diyor biraz daha içine girelim şimdi olayın. 800 günde bir gün artmaya başlar diyor. Şimdi biz 760 diye biliyoruz ya. 60, 160, 260 halk arasında böyle biliyoruz ya. Burada diyor ki ama bir pet 800 güne ulaştığında artık artış sağlayamaz. Tamam. Yani maksimum 800 diyor. %0.8'dir. 100 günde bir %0.1 artar. Ve bir pet 800'den ulaştığında artık artış sağlayamaz. Burada da ufak bir hesap yapmış. Yani her gün 0.001, 10 günde bir 0.01, 100 günde bir 0.1. Aynı burada yazdıklarını doğruluyor. Şimdi bizim arkadaşın dediğine göre bizim petin başlangıcı 1.0 olduğu için 800 günde bunun maksimum oranını alacağız. Başlangıcı 1.9 olsaydı 790, 1.8 olsaydı bu şekilde 2.0 olsaydı da 710 gün beklesek yetiyordu diyor. Ben de bunu sormak istiyorum. İşte buraya baktığımız zaman hepsinin 800 olması gerekiyor. Şimdi bu arkadaş benim de güvendiğim bir arkadaş. Hani dediğinin doğru olmasını ama istemiyorum. Çünkü yani pet kaç günlük? Pet 756 yaşında. 4 gün daha bet edip kasmak istiyorum. Benim niyetim bu. Ama böyle de bir olay var. Ne yapsam bilemedim. Size danışmak istedim. Bilgisi olanlar yazarsa sevinirim. Burası böyle. Zaten okuyunca az çok anlaşılıyor. Bence her petin tam 800 olması lazım Wiki'ye göre. Hani başlangıç seviyesine göre de değişiyor diyor ama. Anlamadım. Ondalık basamak 1.0'ın 1'i oluyor. Şey 1.0'ın yanındaki 0 oluyor. Ama çözemedim. Şimdi bizim kendi bildiğim konu. Şimdi bizim petin HP'sini hesaplayabiliriz ama onu biliyoruz. HP'sini ve savunmasını hesaplayabiliriz. Bizimki şimdi tip 6. En aşağı yapacağımızı hesaplıyorum. 5 ile 7'yi geçerim. 8 olursa süper olur. Biliyorsunuz bu arada Alastor'larda tip 1 ve 7, 1 ve 7 demeyeyim. 5, 6, 7, 11 canavar maksimumda. 8 olduğu zaman canavar da 12 olur. O acayip bir değer katar. Bir canavar değerli. Her şeyin üstüne koyduğunuzda biliyorsunuz. 100 sallıyorum. Bir şey değerliyken bir kademe üstü çok değerli olur ya. Aynı oran. Şimdi buraya gelelim. Pet normalde 21 kere artıyor. 105'e kadar 21 kere artar. %0.1 ile 7 diyor ya. 7 ile 6 diyelim biz buraya. Tamam mı? 7 ve 6. Ve üstüne buradan 8'i koyarsak. 8'i koyalım 7'ye kaç yapar? 15 yapar. Bu 7 ve 6 artar ya tip 6 petler. Heh.
Yani 15 ve 14 artar ortalama. 1.4, 1.5. Şimdi ben 21 çarpı 1.4 yapıyorum. Fatih'in hepsini hesaplamak için. 29.4 çıktı. Şimdi aralarda 1.5 artabilecek. Çünkü öyle bir oran var. 21 tane de 9 tanesi, hatta 8 tanesi de öyle artsın. Artı 0.8. Bu heap'in artışı. Bizim pet'in başlangıcı kaçtı? 1 heap'iydi. Artı 1.0'ı buna eklediğim zaman bizim pet'in maksimum heap'isi bu olacak. Ortalama. 8 taneden fazla 1.5 artarsa ya da 6 tane artarsa 0.12 oynar. Ama ortalama bu olacak. Defansını da hesaplayabiliriz. 0.6'ya 8 koyalım, 14 yapar. 5 ile 6 arttığını yine hesaplıyoruz tip 6 petin. 1.3 ve 1.4. Toplamda 7 levelde bir artar savunma zaten yazıyor. 105'e kadar 15 çarpı 7 105. 15 çarpı 1.3 yapınca 19.5 çıkar. 15 tanesinden 5 tanesi de 1.4 gelirse burası 20 olur. Petin başlangıcına katıyorum. Benim kendi petim 1.2 başladığı için başlangıçlar Efsuna ile vesaire değişmez. Bizim pet ortalama 31.2 IP, 21.2 defans oluyor. Bu da böyle bir bilgi. Ama şu konuda gerçekten bilgisi olanlar yazarsa sevinirim. 760 diye biliyoruz yıllardır. 760'da ben de kasmak istiyorum. Yani pet şimdi biraz 27-26'da kalsaydı hiç böyle sormayacaktım bile, ama pet 31'lere çıkıyor. Çok güzel oluyor. Güzel olmasını da engellemek istemem. O yüzden sormak istedim. Şimdi tekrar savaşçıya geldim. Göstermek istediğim bir şey var. Dün ben kendimi ikna etmek için yayındayken arkadaşlara gösterdim. Bana bu ustası mı çıkmıyor dedim. Bir kere çıktı dedim. Dedim deneyelim kaç app'te çıkacak. 260 app, 250 app, ikisinden biri tam hani 5-10 app hatırlamıyorum ama 250 app'i geçti ve çıktı. Yani aşağı yukarı buz tılsımı fiyatına çıktı burada. Biz de dedik ki çıktı lan dedik, acaba hani kırıldı mı dedik. Çünkü izlediğim videolarda oynayan arkadaşlara hani 100 app, 50 app bazen tek de hiç oynamadan çıkıyor. Bu sabah 3 kere çevirdim. Gelen şeylerle çıktı. Galiba biz olayı kırdık burada. Bu çok güzel oldu. Hani buz tılsımı çıktıkça altın ondan satacağız. Çok güzel. Biz şu an tılsım basacak konumda olmadığımız için biz satıp artık bir dahaki tılsım gelene kadar belki de tılsım satacak konuma gelebiliriz. Belki de gelemeyiz ama uğraşacağız. Bunu aldık. Bu güzel oldu. Ondan sonra son olarak duyuru bakımından şöyle bir Nest Sepeti satılı canavar berserker talim. Bunu bir arkadaş bana hediye etti sağ olsun. Bir önceki videoda zaten göstermiştim. Ben bir şey aldım. Hatta almadan önce orayı göstermeyeyim. Orası kalsın. Bir şey aldım. Ne aldım? Şöyle bir şey. Sersem yarı ve zeka biliyorsunuz bizim şamanla iki şamanın daha doğrusu VS'lik de bunun auraları boş. Bunu hangisini aldım peki? Bunu VS'lik şamanı aldım. Yani bunu VS'de değil de daha çok ileride yapacağımız zaman farmda kullanmayı düşünüyorum bu çarı. Zaten biyoloğu da ileride biliyorsunuz. VS'lik çarımda da bir blok benim seviyemde çok büyük bir etki sağlamayacak. Bloklu bulsam alacaktım ama bulamadım. O yüzden daha çok dediğim gibi atağa yönelmek adına şöyle sersem yarı zekalı güzel bir kalkan aldım. Bu şamanıma da sersem zeka blok arıyorum. Kalkan olarak bulabilirsem ona da emdireceğim. Zaten çok da bir aciliyeti yok. Şimdi ben şamanımızı açıyorum. Onu açarken birazcık meley sandığı açmıştım. İsilleme çekmecesi çıktı. Biliyorsunuz çekmece çıkmıyor bekçi sandığından. Ondan sonra bekçi sandığından alev çıkıyor. Çekmeceden de şey meley sandığından da yumurta çıkıyor gibi farkları var. 10 tane açmak istiyorum. Buradan çıkan her ruh vuruşunu zaten biz okuruz. Okumasak bile önemli bir değeri var. Kılıç çevirme, suikast, ateşli ok, suikast. İki ruh gelir bence. Şimşek çağırma da biraz değerli. Ejderha darbesi derken gelmedi. İki tane şimşek çağırma geldi. Sağlık olsun. Evet, şimdi tam burada bir insan var. Kim bu? Sincap. Sincap'ımıza şöyle kalkanını veriyorum. Ve Sincap'la nereye gidiyoruz? Kendi kuşağını, aurasını yapmaya. Evet, geldik bakalım. Efektlerimizi açalım. Auramızı görelim. Auramızı çıkarttık. Aura giysisi değerleri aktar diyorum. Heyecanlıyız. Güzel bir kuşak olacak. Şöyle kalkanımı koyuyorum ve verdiği değerler. Dersem bir yarı bir zeka bir becerilere karşı koyma. Mükemmel. Hayvanlı ork. O da güzel. Bizim levelimiz tam bir hayvan ork olacak çünkü. Şöyle yansıttım. Auramız hayırlı uğurlu olsun. Ben geçen bu atta şöyle görsel göstermiştim ya. Bir şey fark ettim. Biz bir şey unuttuk. Evet. Saldırı artı. Yaptık bunu ama hızı unuttuk. Ve şöyle görsel bir şölen. Mükemmel ya. At gerçekten farkını ortaya koyuyor. Hatta adımızdaki hilenin rengi bile şu anda uyumlu oldu.
Ben şöyle bir şey yaptım. Biliyorsunuz 111 paket ayışı almıştık. Öncelikle şunu göstereyim. Bunu 4 Won'dan buldum. Almak istedim. 5'e satılıyor diye. Biliyorsunuz kasklarla bu aralar haşır neşiriz. Premium dükkanlarımın hepsine ayışı koydum azar azar. Yani şöyle göstereyim. Mesela hepsini 5 Won'dan koydum. Diğer premiumlarıma da koydum. Bir tek Savaşçı'nın içine koyamadım. Ama toplamda bir 40-50 paket koydum. Şu andaki piyasasını göstereyim. Şöyle göstereyim. Yeni kurmuş arkadaşlar bunları. Yaklaşık bir 15 tane falan. Ondan sonra zaten günlerdir böyle 4.80'lere çıkmış. Günlerdir derken birkaç gün önce çıktı. 3-5 sayfa, 10 sayfa atladığımız zaman zaten direkt 5 fonlara çıkıyor. Oradan bir 10-15 sayfa, 20 sayfa atlayınca da hatta biraz daha artmış. Ha ben kurmuştum o yüzden artmış olabilir. 6 fonlara çıkıyor. 5 ile 6 arasında kuran çok az var. Direkt 6'ya çıkıyor. Ya zaten 6 fon olur tahminen ama ben 5'ten satmak istiyorum. Çünkü hedefimizdeki Yakut'u almak istiyorum artık. Biliyorum farkındayım. Johara'da büyük bir para kaynağı yok ama içerik olsun, farklılık olsun zaten yıllardır oynuyoruz hepimiz. Gidip bir daha Melee içeri dizersem bunun bir farklılığı olmaz. Benim için de farklılık olması lazım. Şunun gibi bir şey almak istiyoruz. Bakalım bu ne? Ya bunlar şey. Bunlar bize göre değil. Bizimki bu civar. Muhtemelen ulaşabilirsek 50 won hatta 100 won'a kadar indirim yapabiliriz. 850 won'a bile görmüşlüğüm var çünkü. Direkt bu kadar won'u verince arkadaşlar da indirim yapar herhalde. Artık ay ışıklarını satınca biz de düşüneceğiz. Şu anda 199 won bu çarda var. Savaşçıda da 85 var. Yaklaşık 285 won gibi param var derken eyvah envanter gözüktü. Akşam yayına saklıyordum. Hani yayında da arkadaşlarla beraber atalım diye. Böyle 138, 139 ama 38 tane topladım. 138 bölü 3 yaptığımız zaman 46 denemelik malzeme var burada. Toplamda da 46 won kanatlar, cart, curt vesaireyle beraber 49 won gibi bir masrafım var. Hatta bu yumurtalar da oradan. Birkaç tane kask esitti. Şu kadar kask yaptım. Bizim tüm şaman kasklarını dönüştürüp üstüne en az 2 ninja dönüştürürsek paramızı kurtarıyoruz. Yani aslında çok da garip bir deneme. Çok da riskli. %20 ile en aşağı 10 tane dönüştüreceğiz ki anca masrafımız kurtarsın. Onun üstüne bir, iki de like'ınlar da güzel para ediyor. Deneyeceğiz bakalım. 46'da artı 10 yaparsak kardayız. En kötü 10 yaparsak da paramızı kurtarırsak da benim için yeter. Bir yandan da atı geliştirmeye devam ediyorum. Bugün 4. seviyede ulaştırdım. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar hepimiz var evet ama 2 tane kupon alma ihtiyacım var. 2 tane kupon almak istiyorum. 16 ondan alıyorum. Birini şamanda kullanmam gerekiyor. Birini de savaşçıda kullanırım. Savaşçıda şu an 4000 civarı var. Premium dükkan geldiğinde yaklaşık 1200-1300 açarım. Şamanı yine zaruretten bir 12 günlük açtım. Yani savaşçının yan çarındaki şaman. Premium marketim bitiyor. 1,5 ayı geçti hala gelmedi maalesef. Herhalde gelir artık 10 güne. Ona bir 1000 küsür epic açacağım 3000 kalacak. 1000 de böyle kullanırım. Yine 4000 olur. O arada bir 1000 ep oto avda olduğumuz için yine şeye gider. Kora veririz parayı. 3000 kalır. İyi yani güzel. Şöyle şunu kullanalım. Bunda da 1200 olacak. Şöyle tombala oynuyorum ve ayrıca bunun da dükkanı 30 küsür kaç gün? 36 gün. Premium market gelince de buna da bir 700-800 epic alırım. Bunun da gününü uzatırım. Bu sayede marka da gelmiş olur. Tombalaya devam ederiz hem. Tılsım mısım çıkarsa iyi olur. Hatta biz bir tane daha alalım. Tabii. Şamana iki tane kullanalım. Çünkü tombalanın daha bir herhalde bir 10 günü var. Bilmiyorum bakmadım. İlk geldiğinde 24 gün falandı. Böyle şamana iki tane kullanalım. En azından premium dükkan çektiğimizde markamız olur. Markayla da tombaladan iki tane tılsım çıkarsak zaten. Hatta üç tane çıkarsak app kuponunu geçiyor. Bakalım ne kadarı var. He buradan bakamayız. Tamam. Ama ayın 24'ü diye biliyordum. Yani 10 gün falan var aşağı yukarı. Şu an ayın 13'ündeyiz. Bu da savaşta kullanırız. Yakut parasını yine harcadık. Evet arkadaşımız bize ulaştı. Şöyle iki parça itemine kahraman atılacak. Kendisine 2 won bir indirim yaptım. 48 wondan anlaştık. Şimdi benim üzerimde silah parçası var ama zırh parçası 3 denemelik yok. Aşağı inmem gerekecek. Silahla başlayalım bakalım. Hatta o zaman zırhla mı başlasak? Bir zırhla başlayalım. Bir dakika. Zırh sanki daha iyi gibi. İndim. Dönüşüm kıyafeti. Bu nasıl bir şeymiş? O güzel. Çift 50 STR. Ateşi yok. Hidralık herhalde. Birinciyi denedim. Of. Çok güzel. Tek atmış olduk. Güzel oldu. Aşağı inmedik. Arkadaşı da bekletmedik. Hemencik silahımıza geçelim. Hadi bakalım. Zodyak hançerimiz. 3 de geç. 3. 1.
Başarısız. 2 başarısız. Hemencik. Dice %100. 3. Mükemmel. Tam dediğim gibi. Hayırlı olsun. Bu arada param da bitmiş. Onu görmemiştim. Toplam 4 denemede attık. Hayırlı uğurlu olsun kendisine. Güle güle kullansın. Hayırlı uğurlu olsun. Para da bitmiş, görmedim ha. Güle güle kullansın. Güle güle kullan diyelim. Evet, geldik büyük ana. Biraz daha kanat aldım. Tam 56 denemelik kanat var burada. Masrafımız da yaklaşık 58-59 won. Düz hesap 60 won deyip aslında hesaplayabiliriz. Hadi bakalım başlayalım. %20 şansımız var. Hadi bakalım. Devamla başlıyoruz. 56 taneden bakalım kaç tane geçecek. Bir tane başarısız oldu. Bir başarısız daha. Bir başarısız daha. Oh, ama böyle olmaz. Birazcık geçmesi lazım. Ninja'ya geçelim. Ninja da bir tane yaktı. Bir tane daha yaktı. Bir tane like'ın deneyelim. Allah Allah. Bir karakter falan atıp CH atalım, öyle deneyelim. Hadi bakalım. Devam. Bayağı bir yaktı. Artık geç. Abi artık geç, bu ne? Bak, geçmen lazım. Oho. Allah Allah. Niye bu kadar çok yaktı ki bu? Geçmiyor ki bu. Evet, bir hesap değişikliği yaptık. Bakalım biraz da bu çarla deneyelim. Hadi şamanım. Haydi sincabım. Aa, çok yakıyor, çok. Dur bakalım. Bir tane dragon boynuzu deneyelim. Belki bu geçer. Heh, sonunda bir tane bir şey geçti. Hadi bakalım. Üst üste geçirmen lazım. Bir tane daha geçti. Çok yakıyor, çok. Bu işten zarar edeceğiz, belli oldu. C atalım, hepsini bitirelim artık. Ne kadar zararsa hesaplarız, yapacak bir şey yok. Hadi bakalım ninja, ver siftahı. Güzel. Devam et. Güzel. Bozma, sakin kal. Devam et. Güzel. Acele yok, acele yok. Ninja'ya geçiyorum, sakin. Olabilir, tamam. Bir tane daha yak. Tamam. Şimdi şamandan bir tane vermen lazım. Ver bakalım. Vermedi. Hızla ver. Yine vermedi. Dur, sakin. Sakin. Birazcık geçirmemiz lazım. Bir şekilde kendimizi buradan kurtarmamız lazım şu an. Deneme. Güzel. Bir dinci aldık. Birazcık şamana yoğunlaşalım. Güzel. 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 Dur. Güzel, dinci yakıyor. Çok kötü. Geçmen gerek. Çok çok kötü. Geç be kardeşim. Tık 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 basmamızı istiyor. Kaç denememiz kaldı? 16-17 denememiz var. Bir şapka daha aldık. Güzel. Şu dördünü ver zaten. Evet. Hızlı hızlı bastık. Yaktı. Olmayanlara basalım. Ver bakalım. Vermedi. Ver bakalım. Vermedi. Vermedi. Ninja'ya geçtik. Bir ninja denedim. Bir ninja çok yaktı. Hemen bir karakter atalım. Hadi bakalım. Tekrardan ninja ile başlayalım. Attım bir tane. Yandı. Şaman. Oho. Zırh planı kask bitti. Toplamda da 5 deneme hakkım kaldı. Biraz alalım. Son 5 denememiz kaldı. Başarısız oldu. Başarısız oldu. Başarısız oldu. Başarısız oldu. Bir tane verdi. Allah razı olsun. Hemen bir zararımızı hesap edelim. Şöyle. Evet, hesapladım. Tanesi 4 won, tanesi 5 won, like'ın da 4 won. 41 won yapıyor. Biz 19 won bir zarar etmişiz. Çok güzel. Buradan Rafet'in gözü aydın diyorum. Rafet bu duruma sevinmiştir. Ama kötü oldu gerçekten. Hani 19 won zarar da çok ya. 56 tane denedik. Ayıp yani. Evet, bundan sonra benim şamanım hayalet şaman. Hatta yan çarlığını da görünmez yaptım. Kamuflajla beraber karakter giriyorum. O da oyun attı. Evet, hadi bakalım. Elit kaskımızın 3. evsunda 10 yarı geliyor ve Sabertooth'a 50 won'u veriyoruz. Evet, bir evsunda 10 ölümsüz. 10 yarı olsa var ya, mükemmel kask. 10 mistik, onlar geliyor. Hadi bakalım bir de yarı. DP üretimi. Bağlı evsun show. Ah be, büyü geldi. Hadi bakalım, VS'ye doğru gidiyor. 10 şimşek 2 kere geldi. 6 büyü. Son 4 kaldı. 10 mistik. Bakalım gelecek mi 4'te? Maalesef 10 ölümsüzde kaldık. Sağlık olsun. İlk kumar deneyicimiz başarısız oldu.
Evet, geldik kaskın zararını çıkarma denemesi yapmaya. Şöyle 12 wand'dan yüzlü parıltılı istiridye alıyorum. Parıltılı beyazlar 4.75. Yani 3 tane çıkarsa kardayız. Gidelim bakalım güzel bir yere bunları açalım. Bir tane de çıkabilir. 7-8 tane de çıkabilir. Pet sağ solu belli olmuyor bunun. Evet, mekanımıza geldik. Bildiğimizi açalım. Gerçi zaten galiba bundan taş parçası da çıkmıyor. Yok olmuyor da. Şey, taş parçası çıkıyor, yok olmuyor. Direkt adeta bakabiliriz. Başlayalım. Taş parçasıyla başladık. Birazcık hızlanalım. Hızlı hızlı açalım bakalım. 150'ye kadar şu şekilde hızlı açalım. Bir mavi geldi. Lan bir kırmızı geldi. Dur bakalım. Bir de beyaz ver. Bir kırmızı geldi. Evet. Bunları arkaya almak daha iyi olacak. Böyle çok riskli oluyor. Şeyden adeti göreceğiz zaten. 3 var. 86. Bilgi sohbet satında kapattık mı? Şöyle hızlı hızlı açarız. Bakalım ne olacak. En azından yok olmadığı için taş parçasından bir şeyler görebiliriz. Çok hızlı açayım bakayım. Şöyle 5 parmakla basıyorum. Evet. 9 tane yok. 3 tane vardı. 6 tane içinden 3 tane beyaz çıkması imkansız. Bakmak istiyorum. Baktım. Evet, hiç çıkmamış. Çok güzel. 19 won olan zarar 32 won oldu. Güzel. Hayırlı olsun. Maalesef. Evet. Zararı kurtarma amaçlı çok hızlı 10 tane ağır alastor sandı. 15 won verdik. Hiçbir şey çıkmazsa eksi 47'deyiz. Çok hızlı açacağım. Böyle bir totem var. Şöyle. Evet. Belki de mouse'un sesi gelmiştir. Çok hızlı bastım. Haydi bakalım. Açıyorum. Artısız taş çıkarsa şu sandıktan kardayız. Sanmıyorum. Açtım. Evet. Artılı çıkmış. Bir tane yılan silahı var. Evet. Birkaç won zarardayız yine maalesef. Artısız. Galiba 11 won mu? 10 won mu ne? Alevde 1.5 desek. Şimdi yılan kılıcına bakalım. Yananları bir söndürelim. Mükemmel. Maalesef. Kılıçtan vursaydık belki de olurdu ama. Dur bakalım ne kadar zarardayız. Merak ettim. Süresi dolan bir yüzüm varsa. Evet. Buradan toplamda bir 3.5 won zarardaymışız. 36.5 olduk. Artı 15. Şöyle 51.5 değil mi? Temiz. Hadi bakalım açalım. Bunları da yavaş açmak istiyorum. Şöyle sohbet satımda açalım. Bakalım ne çıkacak. 50 won'a çıkalım ya. Ya da bizi kurtar. 50 won'a çıkmayalım. Ben görünce heyecanlandım. Tık tık tık. Çok güzel. 51 won'a çıktık. Mükemmel. Hayırlı olsun. Bugün herhalde hiçbir şeyden kar edemeyiz. Daha denemesek mi acaba? Evet. 4 won çıkaralım hadi bakalım. Kraliçe meleğler. 30 emle başladık. Tık 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 tık. Kaç em? 290 em. Galiba 12-13 tane. Tamam bu kafa kafaya. Buradan da bir titandioksit çıkarmak istiyorum. Şöyle hızlı hızlı. Titandioksitler 2 won olmuş. Envanter nasıl oldu böyle? Bakalım çıkmış mı bir şey. Buralarda bir şey yok. Bir nemer yumurtası var. Kendisi 5 em. Masklar, masklar. Burada da bir şey yok. Bakalım şöyle. Evet. Silahların ortalamaları falan. Buradan da hiçbir şey çıkmadı ya. Vay arkadaş. Evet. Parayı bir şekilde 90'a tamamladık. Başka çarda açacağız bakalım. Şunları toplayalım. Bu inişin bir çıkışı olmalı. Hiçbir şey alamazsak 140 won'a iniyoruz etsi. Ay o ne lan öyle. Aman. Söylemekten bile korkuyorum. Bir şeyler alırız herhalde. Etsi 50'den aşağı düşersek benim için süper olur bu iş. Toplamda 60 tane sandık aldık. Evet, geldik Bakra'ya. Post okusunu tümünü kabul et diyorum ve 60 tane sandık geldi. Hadi bakalım. Bakalım neler çıkacak 60 tane sandıktan. İnşallah zararımızı kapatırız diyorum. Başlıyorum. Kuzey Rüzgar Ruhtaşı. Yavaş yavaş açacağım. Devam ediyorum. Aura mükemmel. Kuzey Rüzgarı Eldiveni, Tamlığın Kitabı. Kuzey Rüzgarı Silah Taşı. Paralı Asker Lisansı. Derken yavaş yavaş ilerliyoruz. Tıkladım. Yılan Büyük Kılıcı. O kadar büyük ki ön sayfaya sığmadı. Tam da burada. Parıltısını söndürmeyelim. Küçük kutsama severiz. Bileziğe geçip 50 STR gelse her şeyi unutsak. Mükemmel olur. Devam. Yaşam.
Deniz ya da silah taşı. Ve Alastor bineği. Ufak Alastor. Devam. Yılan yelpazesi üretimi. Kuzey rüzgarı eldiveni. Yok yok, yavaş açacağım reis. Ben yavaş açmayı seviyorum ya. Hızlı açınca olmuyor. Kuzey rüzgarı silah taşı artılı. Paralı asker. Küçük kutsama. Birazcık konuşmadan ilerleyelim. Bir yandan da slotları tek atalım. Anam bu ne lan bu ejderhalar ya? Bunları yansıtalım. Evet, beyaz yeminli okçuya silahsız tek atabilecek miyiz? Yılan yayı. Yılan yayını gene Bimon'dan satabiliriz. Efsunsuz olsa. Artı 4 şeytan taşı sanırım para etmiyor. Beyaz ejderha başı. Tamam, yılan yayı üretimi. Şeytan taşı. Şu silah taşından verir misin? Parıltılı mavi inci yılan yelpazesi geldi bir tane. Hançer üretimi, büyük kılıç üretimi, parıltılı istiridye diye bir C atalım. Evet, 17 sandık. Dur, köye doğru gidelim. Silah taşı vermemeye başladı. Şunun yerine oynatalım. Ticaret camı. Bir silah taşı aldık. Şuradan bir tane daha silah taşı ver. Gerçekten bak, hiçbir şey verme. Lütfen. Mavi inci, çark, ruh taşı. Bir dakika, yumurta verdi. Tamam. Sakin bir dakika. Ne yapalım? Açıyı yere atalım. Silah taşını alalım, binetten inelim. Artı verelim. Süs taşı. Hançer üretimi. Parıltılı istiridye. Silah taşı ver be. Tamam, kılıç. Premium dükkan ve kara ejderha pençesi. Şu anda muhtemelen yumurtayla şu bir tane bundan etse. Evet, buradan zarar etmedik. Şimdi silahlara bakalım. Güzel haber, zarar etmediğimiz. Bu bir günlük mü? 7 günlük premium. Güzel. Tamam, bunları söndürelim. Yelpaze. Maalesef. Kılıç maalesef. Yay. Bir yarı. Maalesef. Bunları açalım. Taş parçaları. Tamam, muhtemelen kafa kafaya çıktık gibi bir şey. Hatta biraz kar etmiş bile olabiliriz. Şunların tanesi 16,5. Ha yok ya, ne karı. Gene zarar ettik ya. Ben gene zarar etmişim, ben seviniyorum da. 3'ü zaten 49,5. 9 won. Şu da 6 won desen. 64,5. Şu da bir won hadi. 65, 66, 67. Maksimum. Oradan da bir 23 won, 75, 80 won zarar oldu. İyice moralim bozuldu ya. Gidip şunu bileziğe atalım bari. Bakalım şu 4 tane efsunu bileziğe atalım. Geçerse eğer. Başarısız. Başarısız. Atamadık. Başarısız. Başarısız. Bu da olmadı. Bakalım, bu petin şeyi yok. Hesabın peti yok. Ne yapalım? Asi rüzgar. Gelirse 2-0 tip 6 herhangi bir şey. Skill önemli değil. Cık, maalesef. Buna hiç bakmamıza gerek bile yok. Bunu direkt satıcıya satalım. 2-0 başlangıç tip 6. Herhangi bir maymun falan da olur. Öyle bir şey çıkarırım ya da belki hazır alırım buna. Buna hippisi önemli çünkü. Bakalım bunun silahı vardı. Kaç gündür unuttum almayı. Geçmiş mi? Muhtemelen geçmemiştir. Evet. Bu da geçmemiş. Güzel. Şunu tekrardan bırakalım. 6-7'ye. Şöyle savaşçı aldığımız eple gayayı da okuyalım. Toplam 9000'i geçik gayamız olacak. 9300. Güzel. 18 denemelik kahraman item gayası oldu. Şöyle kaskları, şamanları 5, kalanları 4,5'a koydum. Yumurtayı 6,30, yayı 1,5. Artılı taşları 9,10, artısızlar 16,35'e kurdum. Alevi kurdum. Bunların da fiyatına baktım. Bunlar biraz pahalıymış. Aslında bunların farmı yapılabilir Yılat'ta. Tabi bu girişte Yakut'u alıp oraya çıkamayacağız ama olsun. Böyle de bir şey yaptım. Şimdi parayı şamana aktardım. Üstümdeki tüm parayla Mithsiyaş'ımı aldım. Biraz da bunu denemek istiyorum. Bakalım. Yanlış yere tıkladık. Ejderha taşı arındırma. Mükemmel'e denemeyi düşünmüyorum. Tertemiz de mükemmel. İki tertemiz bir mükemmel parası ediyor. Başlayalım bakalım. Bir tane parlak aldık. Devam ediyor. Parlak daha aldık. Bir tane yaktık. Başladık gene. Az deneyelim. Bir tane daha yaktı. Aa, iyi lan. Aa, güzel. Yakanlar çok güzel. Çift TP absorbe gelmiş ikisi de. Bunu da deneyelim. Bu da yaktı. Tertemiz deneyelim.
Dayaktı. Ne oldu şimdi? 49, 49, 98 won. Bunlar da 18'den 36, 134 won, 142 won. Tüm harcadığımızda 144,5 won. 2 won daha zarar ettik. 500 replik daha alacağım. Şu an yine antikalarım bitti. 2 günde bitti bu sefer. Az çıktı. Normalde 3 gün dayanıyordu. Kötü oldu. Çıkalım bakalım, belki ametist çıkarabilirsek. Enderi vardı. 2 keredir yaktı üstü. Çıkarırsak iyi olur. Evet, tahmin ettiğim gibi tekrardan ender de yaktı. Yine bunu da vermedi. Buradan da zarar ettik. Diğer bileziğimiz de bu çardaydı. Bakalım geçmiş mi? Bu da geçmemiş. Ne geldi lan? O Ama kadar... bunu kardeşim önce bir şu 20'lik şamanı da getir. Ona da basayım. Bunu sana en son veririm. Evet. 6-7 ile tekte getirdiğimiz efsun bak. Tekte. Ben de meraklandım Hazır mısın? valla. Hazır mısın? Hazırım. Koy. Geliyor. Al. Hadi bakalım. Oo. Vay. Ben bir an Ya. dedim 100 EP bir kanama falan. Ya kardeşim ya. Tek attın ha. Neyi beğenmedin Şöyle lan Rafet? Sağ ol kanka. Nasıl yaptın ya? Nasıl yapıyor? yapayım. Nasıl yapayım ya? Güzel. Tamam kanka. O zaman Rafet herhalde bu da tamam. şey Rafet bekliyor ne bekliyor kardeşim? Bileziğin 6-7'sine 3 blok mu getireceğiz? Yani ne bekliyorsun? En fazla 50 STR geliyor zaten. Anama da var. Daha ne istiyorsun? Sunaklık item mis gibi bak. Sağ ol kanka. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Yok. Ha, şöyle kaplan gözümüzü koydum. Geldi mi? Oh mis geldi bak. Gözüküyor mu sizde de? Yo hani lan. Nasıl Şöyle bir ya? alsana falan. Şey lonca. Aldım gel. Gözüküyor. Bir sıkıntı var. Sen Lonca. arkadaş listesinden de silinmişsin. Önce hayırlı olsun. Bakalım 120 level char'ın %25 XP'si bunu fullemeye yetecek mi? 20 level yapmaya. 19'da kalır gibi düşünüyorum. Bakalım. Evet, 16, 17 bile olmadı, böyle kaldı. Demek ki bir tüpü bile 120'nin 25 yapamıyor, 20 yapamıyor. Belki de bir tüp daha lazım 20 yapmak için. Ben tekrardan hesabımı buraya otoava bıraktım. Burada da videomuzun sonuna gelelim. İnşallah zararlardan sonra biraz enerjim düşmüştü. Kusura bakmayın onun için. Bana olan yani şey, hani ettiğim 75 fon zararda sıkıntı yok. Edebiliriz. Şeyler deniyoruz ama 4-5 parça bir şey denedik ayrı ayrı. Hani hiçbirinde bir hani birinden bile bir won kar edememek o şey oluyor yani benim için. 3 kere ender denedim bir önceki videoya da dahil. Antika geçmiyor. Kask deniyorum 20 won kasktan zarar ediyorum. Parıltılı istiridyeden 200 taneden bir tane inci çıkmıyor derken öyle biraz moralim bozuldu. Artık bir sonraki videolarda görüşürüz. Videoyu hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp bana da destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.